Selam dostlarım, merhabalar. Nerimon Oyun TV ekranlarına ve Age of Civilizations 2'de yeni senaryomuzun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz halihazırda devam etmekte olan bir özgür Filistin senaryomuz var. Onu da şuralardan bir yerden şöyle ulaşabilirsiniz linkler kısmından. Şimdi ise en çok istek gelen 2. Dünya Savaşı Polonya'sıyla oynayacağız sevgili dostlar. Tam ortadayız. Sağımızda Sovyetler, solumuzda Almanya var veya sağımızda Almanlar, solumuzda Sovyetler var. Birazcık zor bir durum olacak. Bakalım ne yapabileceğiz. İşin içinden hızlı bir şekilde çıkmaya çalışacağım daha çok. Avrupa'da bir üstünlük kurma taraftarıyım. Almanya'dan yana değil de daha çok Sovyetler tarafına yanaşabilirim. Birazcık kriterleri değiştirebilirim. Al saldırganlığı 90'ın altında tutmamı istemiştiniz. Al saldırganlık seviyesini 90'ın altında tutuyorum. Efsanevi zorluk seviyesini yapıyorum. Oyun hızı normal. Her şey standart. Polonya'mız seçili. Yeni senaryomuz hepimize hayırlı olsun sevgili dostlar. Hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi abi, nüfus artışına biraz vereceğim. Çok fazla aşırı vermeme gerek yok. Ekonomik büyümeye vermek istiyorum. Şöyle bir 12 falan vereceğim. Üretime de aynı şekilde bir 12 civarlarına vereceğim. Üstünü toparladım bir şekilde. Vergi gelirini 10 yapmam iyidir. Yönetim kolonizasyon değil diye araştırmaya da 5 vereceğim. Vergilerimi yükseltiyorum. Malları kısıyorum. Yatırımları da birazcık daraltıyorum. Şimdi sevgili dostlar, Sovyetler Birliği'yle aramız kötü. Birazcık iyileştirelim. Tarihi birazcık değiştireceğiz arkadaşlar. O da artık olacak. Danzig'e dokunmayacağım. Üst tarafa Litvanya ve Letonya tarafına bir sıçrama yapabilirim. Estonya taraflarına, şuralara. Şu üçünü almak istiyorum ciddi anlamda. Çekoslovakya'ya da ve Macaristan'a da bir ızdırap olabilirim akabinde. Şimdi bakalım buralarda nelerimiz var. Ben şuraya bir çiftlik kuracağım hemen ben. Bir düzine çiftlik kurmak istiyorum. Hop, bir tur atladım. Atölye kurdum. Atölye kurdum. Atölye kurdum. Şuraya bir tane gözetleme kulesi de, bunu bir tur attıralım şöyle be. Şöyle bir gözet. Allah Allah. Kurdun mu? Kurdum. Güzel. Şuraya da, ya da şuraya da şöyle bir tane gözetleme kulesi kuracağım. Şuraya şöyle bir tane çiftlik, buraya bir tane, bir tur daha döndürelim. Atölye kuracağım. Biraz daha ekonomimizi canlandıracak bunlar sevgili dostlar. Şuralara ben bir tane daha atölye. Atölye. Bir iki tur daha döndürelim. Atölye. Çiftlik. Atölye. Ondan sonra şuraya şöyle birazcık. Birazcık yiyor tabii ki bu yatırımlar bizden ama şimdilik yapacak bir şey yok çünkü bize her türlü döngüsü sağlam oluyor bunların. Polonya'nın ekonomisini biraz daha güncel tutmamız lazım. Yüksek tutalım ki karşılığını çok rahatlıkla alabilelim. Almanya'ya çok fazla dikkat etmemiz lazım bizim bu hususta. Çok fazla güven olmuyor kendilerine. Malumatınız var zaten, biliyorsunuz neden kaynaklandığını. Abi şuraya şöyle ben bir cephanelik ters edeyim. Bir de ikmal kampı kurayım buraya. Varşova'ya. Tamamdır. Ne kadar çok döngü benim için o kadar iyi şu anda. Geç güzel yatırımlar yapıyorum şu anda sağa sola. Parayı bol kesten dağıtıyoruz gibi bir şey olacak ama böyle yapmak zorundayım çünkü ekonomiyi hızlı bir şekilde ayaklandırmamız lazım. En az bir tur başı 5000 civarlarına falan getirebilirsek hızlı bir şekilde. Hemen gördüğünüz gibi takılıyor zaten belli bir zamandan sonra.
Güzel. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Yazın bakalım. Senaryosal durumlarınız nedir? Sovyetler bile ilişkimiz ne oldu? İyi gibi gidiyor şu anda ama eksiği artıya çevirmek üzere gibiyiz. İlişkileri geliştirmeye devam edeceğim. Ben Litvanya'ya bir yürümek istiyorum aslında. Şöyle bir bakayım. İstihdam edilebilir nüfus şurada oldukça fazla var. Hay maşallah. Gerek var mı bu kadar basmaya ya? Tamam. Tamam, ben şuradan ilk etapta Litvanya'ya bir Danzig kimle müttefik şu anda? Lüksemburg'a düşman. Başka da bir durum yok bunun ama. Abi ne yapıyorsun ya? Tamamdır. Ben bir Litvanya'ya bir giriş yapacağım. Oyun tabii ki her zamanki gibi aynı şenliğiyle devam ediyor bize ızdırap olmaya. Çok güzel. Ya yapma işte şunu. Vallahi artık şu oyun beni delirtiyor böyle her yaptığı zamanda ya. 688 askerde böyle çekiyorum. Güzel. Litvanya'dan şimdilik kurtulmuş vaziyetteyiz. Danzig bölgesi. Ben göremiyor muyum şu anda? Ama serbest şehir değil mi burası? Doğru, pardon. Pardon, pardon. İlk toprak parçasını almış oldum bu şekilde. Hemen şuradaki asimilasyonları da bitirelim. Ya arkadaş ya yapma işte şunu. Tamam. Biraz daha en azından indirgenebilir bir iş oldu burası. Sovyetler Birliği'yle durumumuz nasıl? Eksi bir. Ha gayret. Sovyetlere karşı iyi olursam Sovyetlerin tarafına geçmeyi düşünüyorum. Yalan yok. Biz şu an için zaten Danzig bizim vasalımız pozisyonunda ya. Ben nasıl atladım bunu? Litvanya ile ortak yaş olunca bize de saldırır diye düşündüm. Doğru ya. Hearts of Iron 4'ten hatırlıyorum buraları. Ben şu yukarıyı temizlemek istiyorum öncelikle. Letonya ve Estonya'yı alalım. Kendi topraklarımıza. Ondan sonrasında birazcık daha belimizi doğrultabiliriz. Diğer açılardan da. Çok da fazla yormayayım ben buraları. Ama Letonya'ya bir merhaba diyelim.
Yavuz Hırsız ev sahibini şaşırtırmış. Letonya bizden önce davrandı tabii ki doğal olaraktan. Biz de kendisine güzel ev sahipliği için teşekkür edeceğiz tabii ki de. Hırgür yapmadan. Biz bu kadar adam nasıl oradan 3000 kişi bastık adamın mekanını. Alamadık, iyi mi? Abi sen nereye gittin ya? Siz tabi buradan inerseniz garip olur oradan ama. Vallahi indiler. Güzel. Kendilerine teşekkür ediyoruz buradan Letonya'ya da. Estonya tehlikenin farkında büyük ihtimalle ama artık yapacak hiçbir şey yok şu an için. Çok güzel. Biz şimdi burayı yeni almıştık. Şurada bir festival yapalım. Burada da festival yapalım. İnsanlar birazcık kendine gelsinler. Sen de herhangi bir çalışma yapmadık biz ya. Tabii savaştan yeni çıktığınız için çok fazla bir şey olmayabilir sizde ama yatırımlık. Benim için önemli yerler buraları. Ben yatırımımı yapayım da. Güzel. Araştırmaya vereceğim. Araştırmadan sonra zaten içerik hızlı bir şekilde yükselebiliyor burada biliyorsunuz. Sovyetlerimiz nasıl? Oo, çok güzel. Biz Sovyetlerle ilişki geliştirmeye devam edelim. İttifak tabii şu an için çok erken. Biraz daha kuvvetlenmem lazım benim buralarda. Şuradaki Alman topraklarını alabilirim aslında ama oraları Almanya'yı çok da fazla üstümüze çekmek istemiyorum. Dakika bir gol bire gerek yok bence. Zaten yeteri kadar üstümüze dikkat çekiyoruz şu an için. Ben şuradan Estonya'yı da bir dokunacağım. Böyle bir atak bekliyorduk tabii ki. Beklediğimiz için de zaten biz kendimizi önceden garanti altına aldık. Bir süre bekleyeceğiz. Savaşmaya devam etmeyeceğiz. Ekonomiksel açıdan ve askerinin yorulmaması için artık biraz daha bekleyeceğim. Ama şuralarda birer festival düzenleyebilirim. Şu alan ve şu alan ideal olabilir benim için. Burası uç karakolu gibi olsun artık. Yapacak bir şey yok. Buraya biz yeteri kadar askeri dizelim. Tamamdır. Nasılız Sovyetlerle? 11. Güzel.
Çekoslovakya iyidir. Sıkıntı yok. Ben biraz daha şöyle binalar. X'in olduğu çok fazla bina var tabii ki. Çiftlik. Bina. Atölye. Beş baraja ulaştık en azından. Bu bizim için iyi bir şey. Tur başına 5.000 bırakıyor şu anda bizi. Hatta her geçen tur biraz daha artıyor. Ne kadar çok yatırım yaparsan benim için şu anda o kadar iyi bir sonuç. Üniversite iyi olur buralara. Burada var bir üniversite var. Kütüphane daha doğrusu. Üniversite dediğime bakmayın. Burada üniversite için biraz daha puan gerekiyor. Üniversite üstü için puan gerektiriyor bize. Tamam. Abi şuraya da ben bir kurayım. Çiftlik iyi olabilir. İstihdam edilebilir nüfus. Şuradan iyi kişi çıkar. Baya baya. O nedenle şöyle bir yatırım yapabilirim buralara. Buralardaki yatırımlar bana iyi dönüyor. Baya iyi dönüyor en azından. Bakiye açısından da görmüş olduğunuz gibi kat be kat arttırabiliyor buraları. Bu da küçük teknolojik pardon mali açıdan gelişmenizi yarayan önemli püf noktaları. Burada dikkat ederseniz tabi biraz parayı kıymanız gerekiyor ama o konuda yapacak bir şey yok artık. Yani ne kadar ekersek o kadar karşılığını alıyoruz. Asimile olan yerlerin de güzel geri dönüşür oluyor fazlasıyla. Ona da dikkat edin. Şimdi 6.000'lere görürüz artık 6.000'i. Gördük. Güzel. Arazi türü normal zaten. Büyüme oranlarına da bakarsak burası büyüme oranı %72, %90. Şurası iyi büyüyor şu anda. Ben buraya biraz daha yatırım yapabilirim fazlasıyla. Bu tarz yerler bizim için iyi. Değerlenecek yerler buraları. Bunlar da küçük küçük hisler. Mutluluk güzel. Tabii mutluluğun az olduğu yerler de var. Buralarda da festival düzenleyerekten bu işi biraz daha toparlayabiliyoruz. Huzursuzluk yok. Hükümet zaten bizim belli. İmparatorluk eyvallah. Yurtlar. Tamam. İttifaklarımız yok. Tahkimatlar, kuleler. Şurada benim kulem yok. Şurada benim kulem var. Aslında burada da vardı benim kulem ama. Kale olmasın sakın o. Kuleyi yanlış şehir bölgeler vesaire vesaire diye gidiyor burası. Biz yine diploması haritasına geri dönüyoruz tabii ki. Şimdi aslında ya alıştık artık haritadan ama şu oyunun şu huyundan bir türlü vazgeçmedi. Sağ olsun Lucas da bu iş için hiçbir işlem yapmıyor artık. Oyuna güncelleme zaten gelmez oldu. Bizden başka da oynayan kalmadı neredeyse oyunu. Bir ben bir de Eren Ceylan var bildiğim kadarıyla şu anda. Video çeken. İtalya sen de durum nasıl? Almanya'yla kötüye gidiyor. Reis'le iyi değiliz. Çekoslovakya bana çok güvenmesen. Çünkü ben sana güvenmiyorum. Öyle bir durum söz konusu. Yine araştırmaya vereceğim biraz da. Ondan sonra nüfus artışı vesaire. Vergi gelirleri derken hop çıpıdık bitti gitti diye kendimizi geliştireceğiz.
Aslında 2. Dünya Savaşı'nda Polonya olmak biraz riskli. Çünkü tam ortadasınız. Sağınızda ateş, solunuzda ateş var. Resmen bildiğiniz duvar vazifesi görüyorsunuz burada. Ben buradan iyi bir şekilde çıkabileceğimize eminim ama Almanya tarafından çıkamayacak Çekoslovakya doğal olarak da. Ben şu bölümü komple aşağı doğru indireceğim. Bizim Çekoslovakya'ya bir selam verelim. Akabinde de oyunumuzu sonlandıralım. Bölümümüzü sonlandıralım daha doğrusu. Yanlış oldu. Seni de şöyle alayım abi ben. Değişik bir gidişat oldu bizim için. Güzel. Beklemediğimiz tepkiler yok. Beklediğimiz tepkilerin hepsi bunlar tabii ki doğal olarak da. Tabii oyundan beklemediğimiz tepkiler geliyor şu an için bize. Şöyle. Seni şöyle alacağım. Seni biraz daha böyle çekeyim ben. Daha kontrollü bir gidişat yapmış olalım. Çekoslovakya'da derken ilk direniş geldi. Oldukça da iyi bir direniş geldi burada bize. Şuraya biz biraz daha şöyle bir 5000 asker yığdıralım. Normalde yapmadım böyle bir şey. İlk defa yapıyoruz şu an için. Seni böyle alayım. Sen de böyle çekeceğim ben. Sizi de şöyle alayım ama bak birazcık kontrole gitmem lazım. Arkadan desteğe kimler gelir? Derken Çekoslovakya şu anda bizi oldukça zorluyor. Hay maşallah. Güzel. Bütçesel olaraktan eğer belini kırdıysak mali açıdan yani bize saldıracak askeri karşılayacak bir bütçesi yoksa çok güzel. Uzun zamandan beri Age of Civilizations videosu çekmediğimiz için birazcık unutmuşuz oyunu ve özlemişim. Çok güzel. Çekoslovakya yordu bizi. Ama dediğimiz gibi hemen şöyle buralara da asker yığdıracağız hızlı bir şekilde. Çekoslovakya'nın içerisindeki bütün asimilasyon işlemini yapmamız lazım. Sorgu sualsiz yapmamız lazım ki %50 olduğu zaman da asimilasyon devamını getirmiyor. Yani otomatik olarak atlamıyor. Biz de onu otomatik olarak atlamasını sağlıyoruz şu anda. Kaçamazsın. Yalnız çok güzel bir bütçemiz vardı. 125 bin altını falan gördüydük ama hızlı bir şekilde tükettik. Şurada bir festival düzenleyelim. Şurada bir de festival düzenleyelim. Sizi fethettik ama çaktırmayın deme babında. Şöyle, şöyle yatırım yapalım azıcık azıcık. Bakalım ne kadar değerlendireceksiniz bize. Çok güvenmiyorum size ama. Altı bini göster artık bize hızlı bir şekilde ve yine tekrardan gösterdi. Sovyetler Birliği ile aramızdaki durum 36'ya kadar geldi. Ben Sovyetler Birliği ile ittifak yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Baştan söyleyeyim ki zaten baştan da söylemiştim.
Sovyetlerin yanında yer almayı planlıyorum. Almanya'yı birazcık zorlayacağım. Almanya Fransa'ya bayağı yükleniyor şu anda. Türkiye'de herhangi bir hareketlilik söz konusu değil. Bu ne kadar da güzel bir durum. Harita modda. Şuradan ben binalara bir daha bakacağım bir. Tamam. Benim merkezimde herhangi bir eksiklik olmadığı sürece sıkıntı yok benim için. Çünkü buralar bize biliyorsunuz yine söyleyeyim para getiriyor, para kazandıran yerler. Ama bir liman da fena olmaz hani buraya. Turbin bir atölye. Hani çok harcıyoruz şu anda ama bunun bize geri dönüşü oldukça iyi oluyor şu anda. Yani 6000 her turda neredeyse 50 100 arasında bir artış oluyor. Abi şuna araştırmayı arttıralım. Sonrasında nüfusa abanabildiğimiz kadar abanacağız. Sınırdaki birliklerim iyi. Şurada ben bir 232 asker lan. 230 asker basayım. Şurayı 1000'e tamamlayayım ben. Şurada rakamsal takıntılarım var. Az çok biliyorsunuzdur videolardan artık. Yalnız çaktırmadan şaka maka Rusya buraya, yani Sovyetler buraya asker yığdırıyor. İlişkileri geliştiriyorum. İttifak olmuyor da. Birlik desem kesin birliğe oturursun da ben birlik istiyor. Dalmaz o birlik. Birlik zor. Aramızdaki durumu en az %50 üstüne çıkartmam lazım. Ben seninle şöyle bir saldırmazlık paktı yapayım bence. Ki senden bir kazık yemeyelim. İlişkim geliştirmeye çalışıyorsun. Bence geliştirme Almanya. Ben girişeceğim sana. Ne anladım ben bu işten? Sen buraya geldin de Fransa yine almış topraklarını. İtalya da buradan bastırıyor tabii ki. Andorra. İyi, güzel. Yani şu an için en azından Avrupa'da dengeler değişti. Değişmek üzere gibi. Fransa İtalya'yı tamamen gönderiverdi. Oo, İsviçre'ye bak sen. İsviçre'ye bak sen. Baya baya ilerliyor şu anda İsviçre. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu ve seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde tam da bu noktada kaldığımız yerden Allah ne verdiyse girişmeye devam ediyor olacağız. Kendinize dikkat edin. Bay bay.